Bey, merhaba hocam. 21 yaşındayım. Mideme birinci endoskopi yapıldı. Helikobakteri demiş ama ben doğru mu söyledim? Helicobacter pylori. Evet, ben. Evet. 14 günlük tedavi yapıldı. İkinci endoskopi yapıldı. Yine çıktı. Ne yapmalıyım? Gastrit de var demiş. 14 günlük tedavi. Bak şimdi gastrit de var. Çok güzel. Bak çok iyi bir yere. Aferin, bu soruyu göndermiş. Sen de görmüşsün tabii. Çok soru geldiği için. Evet. Şimdi bak Hüseyin, bu Helicobacter pylori midede yaşayan bir bakteridir. Mide asidi bunu parçalayamıyor. Niye biliyor musun? Bakteri o asite karşı amonyak üretiyor, baz üretiyor. Kendini o şekilde koruyor. Evet, böyle. Ancak bu tabii ki ülsere ve mide kanserine sebebiyet veren bir bakteridir. 14 günlük tedavi dediği şey de antibiyotik tedavisidir. Heliko, gerisini söylemek istemiyorum. Antibiyotiğin adı, evet, Heliko ile başlar. Evet, Paris'in P'si de var içinde. Neyse, onu kullanıyor. Bak tekrar endoskopi yapılmış. Yani onu kolay yutuyor mu bilmiyorum. Ama solunum testiyle de bu belirlenebilir. Bazı insanlar endoskopiden kaçıyorlar, gitmiyorlar, geciktiriyorlar, hastalık ilerliyor. Veya gaytada bakılır, dışkıda baktırılır. Var mı yok mu yani? Çekindi, çekinebilir yani, endişelidir. Tamam, bu şekilde yap, solunum testi veya gayta. Şimdi burada yapılacak şeyi söyleyeyim. Önce 15 gün günde 2 defa aynı safa bitkisini kullanacak. Aynı safa bitkisi. Bu önemli. Yani 150 mililitre suda işte 7-8 dakika kadar kaynatsın, bunu içecek. Gastrit ve ülserde. Ondan sonra 200-250 gram brokoli. İşte 1,5 bardak suda ne yapacak? 5 dakika kaynatacak, ağzı kapalı, ılıyınca süzecek, bunun suyunu içecek Hüseyin. Helicobacter pylori'nin baş düşmanıdır. Hatta buradan söyleyeyim, şeyde Profesör Peter Paltov, Alman, ziyaretti, tesadüf tanışmıştık kendisiyle. Sonra sık sık ziyaretime gelirdi. Onun kitabı var. Fitomagister diye kalın 3-4 ciltlik bir kitabı var. Bu brokoliyi konuşurken prostatite ve iyi huylu prostat büyümesine iyi geldiğini söylemiştim ben. Onu kitabına aldı. Yani 3 sayfa falan ondan bahsediyor. Sonra dedim ki bak bu Helicobacter pylori'ye karşı da etkilidir. Nasıl etkilidir dedi. Biz de metabolik pathway'ini anlattık. Onu da kitabına aldı. Helicobacter pylori'de. Şimdi yani orada bizi kaynak gösteriyor. Tabii. Onu söylemeye, tabii, çalışıyorum. Yani burada amaç bizim kendimizi kaynak gösterildiğini söyleyip gösteriş yapmak değil. Haşa. Allah'a sığınırım her türlü gösterişten. Şimdi burada brokoli, bak böyle sararmamış olacak brokoli. Evet. Yeşil renkli olacak. Evet, böyle küçük küçük de kırsınlar ve bunu dediğim gibi 5 dakika kaynatacak, 1,5 bardak suda, suyunu içecek. Hele hele günde 2 defa yaparsa, öğlen ve akşam yemeğinden önce boş mideye o Helicobacter pylori, of nasıl yok ediyor. İzotiyosiyanatlar var içerisinde efendim ve tanelerin de salatasıyla yesin. Salatanın içerisinde tüketsin.